arkadaşlar, ben Multi Baby Dör. Burada kış güneşini kaybetmeden hemen sizlere Mart favorilerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada tişörtümü de hayatımdaki ilk konser olan Guns N' Roses konseri için bastırmıştım. O günden beri çok sık giymiyordum. Hatta o günden beri sadece bir kere falan giymişimdir ama tekrardan bir giymek istedim. Hüzünlüyüm. Hüznümün nedenini videonun sonlarında açıklayacağım. Neyse, hemen hızlıca Mart favorilerime geçelim istiyorum. Ayın ilk favorisi benim için kesinlikle ama kesinlikle şu an odamda da bulunan Christian Dior Rouge Dior Rouge. Artık daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama drugstore üründe Rimmel London'a nasıl sağdıysam high end üründe de kesinlikle Christian Dior'a sağdım. Hani Givenchy denedim, Yves Saint Laurent denedim ama hiçbiri bana Dior'un kırmızıları kadar mutluluk vermiyor. Aslında Dior Addict Lacquer Stick alırım diye gitmiştim mağazaya ama henüz Türkiye'ye gelmemiş. Bu 666 isimli rengi şimdiden çok fazla kullandığım için çılgınlar gibi bitti bile ama benim hayatımdaki ilk kırmızı rujum da Christian Dior'du bir 7-8 sene önce ve tekrardan Dior'a dönüş yapmak istedim. Bana hep uğur getirdiğini düşündüğüm bir marka. Şimdilerde gözümde de lacquer stickler var. Bakalım onların hangi rengini alacağım. Dudaklarınızı asla kurutmuyor. Oldukça kalıcı. Sabahın 7'sine sürüp çıkıyorum. Hani öğle yemeğinde iki gibi dudamdan çıkmış oluyor. Tekrar tekrar yinelemem gerekmiyor. Dudamdan parça parça çıkmıyor. Rengi çok çok açılarak çıkıyor. Dudağınızı yumuşatıyor. Her türlü parasını sonuna kadar hak eden bir ürün. Açık dudaklarımı daha dolgun gösterdiğini hissediyorum. Yanlış boyamışım. Şu tarafa daha yüksek boyamışım. İkinci favorim. Denemek için Clinique PepStart nemlendiricisini aldım. Bu oldukça küçük, 15 mililitrelini aldım denemek için. SPF 20 koruyuculuğu da var. Şöyle göstereyim, çok küçük, çok tatlı bir paketi var. Cildimi çok çok güzel nemlendiriyor. Bunu da yine sabahtan sürüyorum. Tüm gün iş yerinde bunun nemlendirici etkisini hissediyorum. Yenilememe gerek kalmıyormuş gibi hissediyorum. Hani ben denemek için bu kadar küçüğünü almıştım. Gerçekten memnun kaldım. Özellikle hani çok önemli cilt problemleriniz yoksa bence çok başarılı. Benim normalden kuruya dönük bir cildim var. T bölgem normal, yanaklarım çok kuru. Ve bu ürün etkisini gördüm gerçekten. Hani nem dengesini sağladı. Oldukça güzel nemlendirdi. Tabii ki yazın daha yüksek, belki güneş koruyuculu bir nemlendirici alırım ama şu anda favorim bu. Üstelik çok hızlı geldi. Çarşamba günü söylettim sabahtan. Perşembe günü geldi. İşte ve seçtim tüm sample'ların hepsini yanında göndermişlerdi. Çok güzel bir paketlemesi vardı. Yani Clinique'in ilk kez internet sitesine alışveriş yaptım ve çok çok memnun kaldım. Sizlere de öneririm. Kanyon'da bir tane Japon mağazası var ama aslında ürünleri Çin'de üretiliyor, Miniso diye. Cilt ürünlerini falan denemeye cesaret edemedim tabii ki. Harika şeyler vardı, kafayı yersiniz ama hediye edilebilecek çok güzel şeyler var. Cilt bakım ürünleri var, makyaj malzemeleri, işte banyo ürünleri, ev tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey var. Ben ojelerini denemek istedim ve çok memnun kaldım. Şöyle bir ojesi var. Ben kırmızısını denedim. Bayıldım ve şişesini fark ettiyseniz şöyle bir daha göstereyim. Armani C parfümünün şişesinden yapmışlar. Hani siz kullanmayacak olsanız bile arkadaşınıza bir hediye paketi, hediye kutusu hazırlıyorsanız içine alın, bir tane atın. Çok şık bir ürün. Ama ben bu ojeyi çok beğendim. Çok kalıcı. Hani tabii ki sağlıklı bir şey değildir herhalde 7 gün boyunca ojeyi tırnağınızda tutmak ama pazartesi sürdüm. Pazara kadar tırnağımda hiç soyulmadan duruyordu. Çok kolay sürümü. Çok yoğun kokmuyor. Kesinlikle çok beğendim. Diğer renklerini de bakıp alacağım. Seri yapacağım yani. Bir de çok güzel duruyor böyle. Başucumda şunları görmek beni çok çok mutlu ediyor. Gelelim The Ordinary'ye. The Ordinary bayağıdır böyle yabancı kozmetik sitelerinde, işte Burberry'de, Into the Gloss'ta falan böyle bayağı bir PR'ı yapılan bir marka. Bir drugstore markası ve şu konuşuluyor. Drugstore ürünü cilt ürünleri ne kadar iyi olabilir? The Ordinary bayağı bir ne diyorsunuz siz? Bayağı bir devrim yarattı bu konuda. Bu 5 sterlinlik bir ürün. Ben C vitamini süspansiyonunu aldım. Aslında bu daha çok yaşlanma karşıtı bir ürün. Ama aynı zamanda işte cildinizi aydınlatması, cildinizi düzenlemesi için de kullanabilirsiniz.
hani ben gerçekten denemek istedim. Hani böyle işin adı olduğu tüm gün böyle şey güzellik işte posteri çevirip girerken insan ister istemez merak ediyor. Herkes ölmüş, herkes ölmüş. Baktım Asos'tan söyletebiliyorum, söyleteyim dedim. Kargo konusunda bazı sorunlar yaşadım. Ama bu kargo durumu tamamıyla şansla ilgili bir şey olduğu için hiç söylemiyorum bile. Memnun kaldım mı? Evet kaldım. Geceleri sürüyorum ama her gece sürmüyorum. Çünkü her gece verdiği hissi sevmiyorum. Fazla pudramsı ve yağlı bir havası var. Cildimi onun sürdüğünde hoşlanmıyorum ve sabah kalktığımda cildim tam anlamıyla bunu emmemiş oluyor. Ama bununla birlikte cildimi çok güzel nemlendirmiş oluyor ve renk dengesini sağlamış oluyor. Aynı zamanda cildimi aydınlattığını hissettim. Aradaki farkı arkadaşlarım da bana gördüklerini söylediler. Ve bazı hafif sivilce lekelerimi de zamanla açtığını fark ettim. Şurada tabii yeniden bir sivilce çıktı renklenem öncesi ama onu görmezden gelirsek diğer sivilce lekelerimin zamanla rengini açtığını fark ediyorum. Acaba bölgesel mi uygulasam diyorum bu nedenle cildimi çok fazla böyle alıştırmasam mı böyle şeylere ama gerçekten hani böyle bir şey arıyorsanız uygun fiyatlı The Ordinary'nin diğer ürünlerine de bakın derim. Oldukça uygun fiyatlılar. Boyutuna hiç bakmayın. Zaten çok az bir miktarı bile tüm yüzünüze yetiyor. Çok fazla foşur foşur sürebileceğiniz bir ürün değil. Benimkini gümrükte şu şekilde kapağını açmışlar. Kartonunu açmışlar ama olsun. Hızlı da geldi. Bu 30 mililitreli 5 sterlin. Dediğim gibi The Ordinary'nin diğer ürünlerine de bence güvenle bakabilirsiniz. Ama hani hani ben yaşam karşıtı bir etkisini test edemedim tabii ki. Ama hani ben gece nemlendiricisi olarak cilt rengimi düzenlemesi, aydınlatması açısından oldukça beğendim. Aslında güneş gözlüğü şeyinde de gösterdim ama AliExpress'ten Kurt Cobain güneş gözlükleri söyletmiştim. Bayıldım, bayıldım. 4 dolar mı neydi? Bayıldım. Grunge, grunge is not dead diyesim geliyor bunu takınca. Tabii şu anda Işık da yavaş yavaş azalıyor. Ben şu an hiçbir şey göremiyorum bu karanlık odada. Camlarını değiştirebilirsiniz isterseniz ama ben çok yoğun güneşin olmadığı, hani böyle hafif soğuk bahar günlerinde kullanmayı düşünüyorum. Hani camlarını eğer değiştirmezsem güneşin çok yoğun olmadığı günlerde tercih ederim. Bir de kırmızısını aldım. Tam konserlere, festivallere gitmelik. Dediğim gibi blogda güneş gözlükleriyle ilgili bir yazı var. Yetmiyormuş gibi bir tane de güneş gözlüğü videosu çektim. Ona da bakmayı unutmayın. Şu Be Beauty'nin Body Mist'i ilginç bir şekilde ben Body Mist kullanmayı hiç sevmem ama deodorantım bitmişti ve hani evden de deodorant sıkmadan çıkmak istemedim. Bunu deodorant yerine kullandım ve tüm gün boyunca saten gömlek giymiştim o gün. Test şeyimde bu, skalamda bu ve tüm gün boyunca beni terden korudu. Şu Be Beauty'nin bu tatlı Body Mist'ini deodorant olarak denemenizi öneririm. Tüm gün terden koruyor, bilmiyorum bunun bilimsel bir açıklaması var mı ya da koltuk altına sıklamanın herhalde herhangi bir zararı yoktur Body Mist'i diye düşünüyorum. Yani uzun sürede gidebilecek bir deodorant seçeneği. Üstelik koltuk altlarınıza alerji yapmayacak, yakmayacak olan da bir ürün. Hani bence bunu bir deodorant olarak deneyin derim. BB Beauty'nin Body Mist'ini sanırım gratislerde satılıyor. Ben aslında bir dolu alışveriş yaptım. Ama kıyafetlerin hepsini genellikle lookbook'a saklıyorum ama bunu göstermezsem çatlarım. Zara'dan bir spor ayakkabı aldım. Bu sezon bunlar çok çok moda olacak. Benim aslında uzun süredir içimde vardı bu ayakkabılar. Euro'nun bu şekilde ayakkabıları var. Dollskill'de satılıyor, yabancı bir marka. Ama arkadaşlarım genellikle o boyutta ayakkabılar giymenin beni anime cosplay'i yapan kişilere benzeteceğini ve normal hayatta yürüyemeyeceğini söylediğinden kendimi bu ayakkabılarla tatmin ettim. Şu şekilde gümüş rengi. Şöyle göstereyim. Bayıldım bu ayakkabılara. Bu sezon çok çok moda. Bu ayakkabıları genellikle Hogan yapıyor. Ama Hogan'ın fiyatları birazcık fazla uç noktalarda. Şu sıralarda pek fazla hani böyle taksitle bile olsa o fiyata girmek istemeyeceğimden bu çok güzel bir seçenek oldu. Hatta bence Hogan'ın çoğu ayakkabısından çok daha şık duruyor. Bir de böyle kendimi bunları giyince Mick Jagger gibi hissettim. Çünkü Mick Jagger da kırmızı halıda bu ayakkabıları kullanıyor. Ve bu kesinlikle benim için yaratıldığını hissettiğim bir şey. Bir de bu ay Anya Taylor-Joy'a zaten bayılıyorum şu sıralar o kıza. Onun ayağında gördüm buna benzer ayakkabılar. Gerçekten böyle bu sezonun modası o trainer pantolonlarla işte efendim söyleyeyim tenis elbiseleriyle falan çatır çatır giyeceğim bir ayakkabı. Çok beğendim. Ama Zara eskiden ayakkabı kutusu verirdi. Artık böyle bezde veriyor. Kutu ayarlamam gerekecek. Gerçekten bu birazcık can sıkıcı bir durum. Neden kutu vermiyorsunuz
diye söylüyorum. Neyse bir de alışveriş yaptım. Onları sizinle Lookbook'ta paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Anya Taylor-Joy demişken Split filmini izledim. Kesinlikle ama kesinlikle izlemeniz gerek. Gerçekten James McAvoy döktürmüş. Yani bayıldım. Anya Taylor-Joy'a zaten Witch filminden beri hastayım. O kız kesinlikle benim son dönemlerdeki favorim. Ultra güzel buluyorum. Özellikle böyle Vogue moda çekimleri falan yapmışlar. Bence kesinlikle fotoğraf çekimlerine de yakışan bir tipi, fiziği var. Çok güzel bir kız. Tüm saç renkleri yakışıyor. Hem sarışın güzel, hem kahverengi saçları güzel ve oyunculuk yeteneği çok çok güzel. Ben filmde de kendisini çok beğendim. Bir de o ayakkabılarla görünce daha da çok sevdim zaten kızı. Film çok güzel. M. Night Shyamalan, evet, uzun süredir bizi hayal kırıklığına uğratıyordu. Ama bu filmde bence geri dönüşü artık kesinleşti. Güzel bir geri dönüş yaptı. Bu filmi izlemeden önce aynı yönetmenin Bruce Willis'in başrolünde oynadığı Unbreakable filmini izlerseniz bence arasında daha güzel bir bağlantı kurabilirsiniz. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Ama bir şekilde devam filmi gelecek ve bahsettiğim Unbreakable filmiyle birleşecek bir noktada. Bu yüzden o filmi izleyin, o şekilde ilerleyin derim. Dizi önerim ise Failed dizisi. Failed. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Better Angel diye geçiyor. Eğer böyle ben... Yani Ryan Murphy Arka Sokaklar'ın yeni sezonunu çekiyor deseler, Arka Sokaklar'ın yeni sezonunu izleyecek olan bir insanım. Kendisine hastalığım yavaştan böyle küçüklüğümde niptakla başladı. Ve şu an itibariyle American Horror Story'nin hani fanı olmanın en üst segmentindeyim. Adam ne yapsa, ne çekse tapıyorum. Hani o çekti diye tapmıyorum. Gerçekten yaptığı bir şeyi görüyorum. Ve istisnasız Ryan Murphy çıkıyor ardından. Adamın zaten estetik anlayışına, işte senaryo yazımına falan filan hastayım. Ve dolayısıyla ben Feud'u da çok çok beğendim. Özellikle eski Hollywood dönemine ilginiz varsa çok beğeneceğiniz bir dizi. İlginiz yoksa da en azından kültürünüze sinema tarihinden John Crawford ve Bette Davis'in arasındaki bu çekişmeyi ve dönemin Hollywood dünyasına, işte cinsiyetçiliğine, hala günümüzde de değişmeyen bu cinsiyetçiliğe göz atmak isterseniz bu diziye bakmanız gerek. Bebek Jane'e ne oldu? What Happened to Baby Jane? Filmi çekilirken Hollywood'un o dönemki en büyük iki aktrisi de Bette Davis ve John Crawford'un arasında geçen çekişmeye odaklanıyor. Ve oyuncu kadrosu zaten muhteşem. Jessica Lange'e zaten tapıyorum. Kadın tanrıça benim için. Susan Sarandon var ya da Susan Sarandon'a sokuyorsunuz bilmiyorum. Catherine Zeta-Jones var işte. Kathy Bates var. Yine American Horror Story cast'ından pek çok ismi göreceğiz. Ama gerçekten çok beğendim diziyi. Kostümler vesaire her şey harika. Bana birazcık American Horror Story'nin Freak Show sezonunu da anımsattı. Ben mutlaka göz atmanız gerekenlerden olduğunu düşünüyorum. Bu ay tabii ki yavaş yavaş yaz dönemine girdiğimiz için pek çok yeni single, yeni albüm de çıkıyor. Yavaş yavaş gruplar hareketleniyor. Yazın yeni turneler vesaire vesaire başlıyor. Bu arada yaz turne şarkı demişken gitmeniz gereken yurt dışı festivallerini de bloğa yazdım. Aşağıya onun da linkini bırakıyorum. Gidebilenler şimdiden bilet alıp gitsin. Gidemeyenler bir ah çeksin ve festivallerin canlı yayın linklerine baksın diye söylüyorum. Müzik demişken de bu ay pek çok yeni single çıktı. Özellikle böyle 2000 başlarını çok çok sevenler böyle bir alkış koparacak diye düşünüyorum. Incubus'un yeni albümü geliyor. Çıkan ilk single da Nimble Bastard ve ben çok beğendim ilk single'ı. Bana eski albümlerini anımsattı çünkü son albümleri birazcık böyle kötüydü. 2000 başlarındaki albümlerini anımsattı bana. Çok beğendim. Çok güzeldi. Brandon Boyd'un zaten sesi asla değişmiyor. Elemanların enerjisi asla bitmiyor. Bayıldım. Kesinlikle bir göz atın derim. Bir de yeni bir grup keşfettim. Ben yeni keşfettim. O benim cahilliğim tabii ki de. İnsanlar bayağı biliyormuş, seviyorlarmış. Ben yeni keşfettim. Frank Carter and the Rattlesnakes. Bu gruba bayıldım. Baby diye yeni bir single'ları çıktı. Çok çok güzel bir şarkı. Aynı şekilde Taylor Momsen'ın Pretty Reckless grubunun yeni single'ını da çok beğendim. Beğendiğim Mart ayından tüm şarkıları da bir Spotify listesi yaptım. Listenin linkini de yine aşağıya koyuyorum. Yani aşağıya mutlaka bakmalısınız. Aşağıya bakmadan geçmeyin diyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi ve bloğuma da göz atmayı unutmayın. Biliyorum sizden çok şey istedim ama sizleri çok seviyorum. Nisan ayı lütfen çok güzel geçsin. Çok çok güzel geçsin. Çok güzel bir yaz önümüzde olsun. Bu arada üzülme nedenimi de söyleyeyim. Metallica dünya turnesi ülkelerini söyledi. Dünya turnesine kattıkları ülkeleri söyledi. Mutlaka Türkiye'ye uğrarlardı. Ve Türkiye yok. 37-38 ülke içerisinde biz yokuz. Sizleri çok çok seviyorum. Dediklerimi yapmayı, bakmayı unutmayın.
Sevgiyle kalın, alışverişle kalın, modayla kalın, müzikle kalın. Thank you.